Salatı fi atani gibi. Bu bab develerin yatak yerinde namaz kılmak caiz midir değil midir? Bu ihtilaflı meselelerden birisi. Haddesena Yezid ibn Sinan ve Salihin ve Salih ibn Abdurrahman ve Bekir ibn İdris. Bu üstad rivayet ediyorlar. Kalu bunlar buyurdular ki Haddesena Ebu Abdurrahman el-Mukri. Ebu Abdurrahman bize rivayet eyledi. Kale. O da buyurmuş ki Haddesena Yahya ibn Eyyub. Ebu Abbas el-Misri. An Zeyd ibn Kübeyre an Davud ibn el-Hüseyin an Nafi'in an İbn Umar'a radıyallahu anh. Senedi muttasil ile Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyorlar ki kâle Hazreti Abdullah buyurdu ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehi buyurdular anis salati namaz kılmaktan ki seb'ati mevâtine yedi yerde. Yedi yerde namaz kılmayın diye buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fil mezbeleti, çöplükte bir, zibil atılan yer. Vel meczereti, hayvan kesilen yer, iki, mezbehe. Vel mekbereti, kabristanda, üç. Ve kari'ati tarif, yolun ortasında. Evet, dört. Vel hammam, hammamda, beş. Ve maatinil ibili, develerin yattığı yatak yerinde. Ve fevke beytillah, bir de beytullah'ın damının üzerinde. Evet. Tazimen. Öteki, bu tazimen, beytullah hakaret olmasın diye, öteki yerlerde namaz kılınacak yer değil. Çöplük, pislik. Namaz kılınacak yer değil. Oralarda namazdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehy buyurdu. Bu hadisi şerifi Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi. Şimdi bu hadisi şerifte develerin yatak yerinde namaz kılınmaz. Develer, otlar, onları gece getirirler. Bir yerde onlar yatarlar. Ona ne derler? Ma'atinul ibil. Yatak yeri develerin. Orada namaz kılınır. Neyidir? Hikmeti nedir? Caiz midir, değil midir? İki kısmı ayrılmışlar. Bir kısmı caizdir, bir kısmı değildir. Caiz değil ise sebebi nedir? Bu derste bunları izah edeceğim. Develer deyince diğer mevaşiler giriyor mu efendim onun için? Yok. Deveye mahsus bu. حدثنا فهد قال حدثنا الخضر بن محمد الحراني قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله مولى بني هاشم بني هاشم مولاس كان عبد الله بن عباس كلسي وارمش عبد الله وربائت اليوم وكان ثقة وكانت بو köle sikay diyor. Ve kânel hakem yâhudu anhu. Hakem ondan rivayetleri alır diyor. O da kimden? En Abdurrahman ibn Ebi Leyla. Abdurrahman ibn Ebi Leyla'dan rivayet eyledi. O da en Üseyd ibn Hudayr. Ansar'dan Üseyd ibn Hudayr. Kâle Üseyd ibn Hudayr buyurdular ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular sallu fî merâbidil ghanem. Sallu siz namaz kılınız. Fî merâbidil ghanem davarların, koyunların yatak yerlerinde namaz kılınız. Ve lâ tusallu fakat namaz kılmayınız. Fî âtânil ibil develerin yatak yerlerinde namaz kılmayınız. Koyunların yatak yerlerinde namaz kılınız. Develerin yatak yerlerinde namaz kılmayınız. Evet. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. Yine yukarıki senetle geliyor da yalnız sahabe değişiyor. Yukarıki hadisi şerif Hüseyd ibn Hudayr'dan. Bu da Bera ibn Azib'den radıyallahu anhum. Ondan rivayet ediyor. Buyuruyor ki kâle Resulullah sallallahu kâle Bera ibn Azib dedi ki kâle racülün bir adam dedi linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e dedi ki usalli fî merâbidil ghanem yani hel usalli hemze istifam mukadder usalli hel usalli namaz kılayım mı fî merâbidil ghanem
davarların, koyunların yatak yerlerinde namaz kılayım mı? Kâle Resûlullah Efendimiz dedi ki, naam, namaz kıl. Kâle, etevaddâû min luhûmihâ, yani hel etevaddâû min luhûmihâ. Koyun, keçi, etlerini yediğim vakitte bundan abdest alayım mı? Abdestimi kaçırır mı bunlar? Kâle buyurdu ki, la, abdest alma, yani bunların etini yemek abdesti kaçırmaz. Kâle, o zat dedi ki, usallî fî me'âtinil ibili, develerin yatak yerlerinde namaz kılayım mı ya Resulallah? Kâle da dedi ki yok. Develerin yatak yerlerinde namaz kılma. Kâle etevaddavu min lühûmihâ. Deve etini yedikten sonra abdest alayım mı? Kâle buyurdu ki naam, abdest al. Evet, şimdi bu hadisi şeriften Hanbeliler bir hüküm istihraç ediyorlar. Hanbeli mezhebi budur. Devenin yatak yerinden namaz kılınmaz. Deve etini yediğin gibi de abdest bozulur, abdest alacaksın. Fakat koyunun yatak yerinde namaz kılınır ve etini yemekle de abdest alacaksın. Evet. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesena Abdullah ibn-i Bekir, ha, ve haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme, kâle haddesena Muhammed ibn-i Abdillah el-Ansariyyü, kâle haddesena Hişam ibn-i Hassan, عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فمس buyurdular ki إذا لم تجدوا bulamazsınız namaz kılmak için إلا مرابط الغنم ومعاتن الإبل temiz yer bulamadınız illa koyun yataklarıyla davar yataklarıyla deve yataklarını buldunuz فصلوا siz namaz kılınız في مرابط الغنم. Evet, davarların yatak yerlerinde namaz kılınız ve la tusallu fi ma'atinil ibil, fakat develerin yatak yerlerinde namaz kılmayınız. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun, an Simak ibn Harbin, an Ca'fer ibn Ebi Thawr, an Cabir ibn Ebi Semurata radıyallahu anh, enne raculan kâle ya Resulullah, Cabir ibn-i Semre diyor ki, bir adam geldi Resul-i Ekrem Efendimiz'e sual sordu ki, ya Resulallah, usalli fî mebâ'âtil ghanem, ben koyunların oldukları yerde, mebâ'at, yani gecelediği yerlerde namaz kılayım mı? Beytutet ettiği yerlerde. Evet. İnsan gündüzün otarır, gece de getirir, bir ağla yapar. İşte ağla ne diyor? Arapça mebâ'at. Yani onların ağlında. Namaz kılayım mı? Kâle naam, kıl dedi. Kâle usallî fî mebâ'âtil ibil, develerin ağırlarında da kılayım mı? Kâle la. Orada namaz kılmıyor. Haddesena Muhammedun kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Ebu Avanete an Osman ibn Abdillah ibn Mevhib an Ca'far ibn Ebi Sevd an Cabir ibn Semurata radıyallahu anh anin nebiyy sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Evet, bunu bu senette de rivayet ediyor Cabir ibn-i Semure'den aynı hadisi şerifi. Haddesana ibn-i Merzuk'un kâle haddesana Ebu Asim en mübarekin anil haseni an Abdillah ibn-i Mugaffel kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Mugaffel buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu sallu namaz kılınız fî merâbitil ghanem koyunların yatak yerlerinde. Koyun deyince yani sede geç müstesna demek değil. Davar derler. Türkçe'de davar, koyun ve geçiye derler. Ama koyun, koyun kısmına ittak edilir. Geçi, geçi. Davar dedim, herkesine ittak edilir. وَلَا تُصَلُّوا siz namaz kılmayınız fi اَعْتَانِ الْاِبِلْ develerin yatak yerlerinde namaz kılmayınız. Bu kadar hadisi şerifi zikretti. Bunlar bir delil teşkil ederler. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim, bir cemaat zahip oldular. اِلَا اَنَّ الصَّلَاةَ namaz فِي اَعْتَانِ الْاِبِلْ develerin ahırlarında namaz mekruhetun mekruhtur. İşte bir cemaat buna zahip oldular. Bu bir mezhep oldu. وَاَحْتَجُّوا delil getirdiler. بِهَذِي الْاَسَارِ işte bu rivayetleriyle de delil getirdiler ki bu kadar hadisi şerif var. Hatta galleza ba'duhum, hatta bu cemaatin bazıları meseleyi ağırlaştırdılar. Fi hükmü zalik,
bunun hükmünde meseleyi ağırlaştırdılar ve fefsedi sala, namazı ifsad ettiler. Yani dediler ki namaz fasit oldu. Deve yataklarında namaz kılınmaz diye nehide ittifak ettiler. Fakat namaz mekruh mudur, fasit midir? Bunda da ihtilaf ettiler. Bir kısmı mekruhtur dedi, bazıları fasittir dedi. Galiz dedi ki bu. Bunlar meseleyi daha ağırlaştırdılar. Dediler ki develerin yatak yerlerinde kılınan namaz hiç caiz değil. O namazı tekrar iade edecek. Fakat diğer bir kısmı da dedi ki hayır, namaz caizdir fakat kılması mekruhtur. Eğer kılarsa kerahatle bu namaz mekbuldur, iadesi lazım gelmez. Bunlar ikiye ayrılmış. Ve halefehum, bunlara muhalefet etti. Fî zâlik, bu hükümde âhârun, diğer ulema. Fe ecâzû, caiz gördüler. Es-salâte, namazî fî zâlikel mevtin, deve ağırlarında namazın kılınmasını caiz gördüler. Başka bir kavim. Bunlar da kim? Hanefiler, Şafiiler. Bunlar caiz gördüler. Şimdi Hanbeliler caiz görmese hala Hanbeli mezhebi öyledir. Deve ağılında namaz kılınmaz ve deve eti yedin mi abdest alma vaciptir, abdestin kaçtı. Ama diğerleri bunlara muhalefet ettiler ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhebe sahip olanların lehinde hüccet oldu ki enne hâzîl âthâr, bu eserler elleti öyle eserler ki nehet anis salât fî âtânil ibil, deve yataklarında namaz kılmakta nehyeden bu eserler, bu hadisler قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ نَاسُ تَكَلُّمْ اِتْتِ قُنُشْتِ فِي مَعْنَاهَا, bu hadislerin manalarında nas tekellüm etti. Yani muhtelif reyler beyan ettiler. Bu okuduğumuz hadisi şerifler sahih. Fakat manası nedir? Bunun elbette bir sebebi var. Namaz caiz olmaz diye mi? Yoksa başka bir sebep mi var? Nas bunda da ihtilaf etti. Dedi ki siz diyorsunuz bir an berekimizin gitti. Bundan mana çıkar ki yani namaz fasittir, yok diyor. Bizden evvel gelen ulema dediler ki bunun başka sebepleri var. Namaz fasit olduğundan dolayı değil, mekruh olduğundan dolayı da değil. Başka bir sebep var. O sebepten dolayı siz orada namaz kılmayın diye buyurdu. O sebeplerine şimdi izah edeceğiz diyor. فَقَالَ قَوْمٌ, bir cemaat buyurdular ki اَصْحَابُ الْاِبِلْ, deve sahipleri, min adetihim, onların adetlerindendir. Et-tagavvutu, büyük abdest yapmak, bi-kurbi ibilihim, develerin yanında. Deve sahipleri daima büyük abdesti develerin yanlarında yapar. Çünkü deve ona bir sitar olur. Develerin arasına girer, yüz numara gibi orada kullanır. Vel-bevl, evet, et-tagavvutu vel-bevl. Devri de orada yapar. Büyük abdestinde, küçük abdestinde develerin yanında yaparlar. Feyyüneccisûne, necis mırdar ederler, necis yaparlar. Bizalik, bu sebeple âtânel ibil, develerin yatak yerlerini mırdar ederler. Bunun için Peygamber Efendimiz nehyetti. Deve olduğu için değil. Onların adeti develerin yanında büyük küçük abdestlerini yaparlar. Orası daima necis olur, yüz numara olur. Orada namaz kılmayın. Resulullah Efendimiz bunu görmüş, bakmış ki deve güdenler, deve besleyenler böyle yapıyorlar. Onun için nehyetmiş. Evet. Feneha, Resulullah Efendimiz nehyesi. Hani salati, namazdan, fiyatanil ibili, develerin yatak yerlerinde namaz kılmadan nehyetti. Ne için? Lizalik, bunun için. Yani onun çobanları, sahipleri oraları necislediği için. لَا لِعِلَّتِ الْاِبِلْ, develer illeti için değil. Deve var da namaz caiz değil, bunun için değil. Develer olsun bir yerde. Orada temiz olursa orada namaz kılınır. Sen develeri götürdün, develeri bir yerde yatırdın, yıkattın, develer orada yattı. Orada zaten evvelden kimse gidip de pislememiş, orada namaz kılınır. Ama devamlı surette develer gelip orada kalıyor, orada ağır olmuş. Ha, deve sahiplerinin adetidir, orayı yüz numara ederler, orası necistir, orada namaz kılmayız. Devenin bulunduğu için değil, necaset olduğu için. وَاِنَّمَا هُوَ, orada namazdan nehyedilmesi deve için değil. Ya ne için? لِعِلَّتِنْ necase, necaset elleti için. Elleti öyle necaset ki temne'u mine's salati, namaza maniyedir.
fi eyyi mevdi'in ke fi eyyi mevdi'in ma kana. Hangi mevzide olursa olsun, hangi mevzide necaset bulunursa orada namaz kılınmaz. İşte Resulullah Efendimiz de buyurmuş ki, develerin olduğu yerde sahipleri büyük küçük abdestlerini yaparlar. Adetleri böyledir. Siz orada namaz kılmayın. Ve ashabul ganem fakat davar sahipleri min adetim onların adetlerindendir. Tenzifu mevadi ganemihim davarlarının yerlerini temizlerler. Daima temiz bulundururlar. Ve terkil bevlu fihi ve tagavvuti büyük küçük abdestlerini orada yapmazlar. Yani koyunlar, davarlar zarar görmesin diye. فَاُبِيحَةِ السَّلَاتُ Onun için namaz mübah kılındı. فِي مَرَابِتِهَا Davarların yatak yerlerinde namaz mübah kılındı. Ne için? لِذَالِك temiz olduğu için, necaset olmadığı için. Evet. هَاكَذَا رُوِيَ Bu tefsiri biz böyle diyoruz. Yaptık fakat bu rivayet edildi. Yani develerin yatak yerlerinde namaz kılmayın, bunun illeti necasettir. Koyunların yeri temizdir, orada namaz kılın. Böyle bu tefsir rivayet edildi. Kimden? Ayn Şüreyki bin Abdullah, Şüreyki bin Abdullah'tan rivayet edildi ki ennehu kâne Şüreyk bu şekilde yufessiru tefsir ederdi. Hâzel hadis, bu hadisi alâ hâzel mâne, bu mâne üzerine tefsir ederdi. Bir bu rivayet. Bu kim? Şüreyki bin Abdullah'ın tefsiri. Ve kâle Yahya bin Adem. Yahya bin Adem dedi ki hayır tefsir o değildir de başka bir tefsir vardır. Neyse min gibeli hâzil illet. Yahya bin Adem dedi ki hayır bu illetten dolayı Resulullah Efendimiz nehyetmedi. Necis olduğu illetinden dolayı değil. Diyor. Bu illet değildir. İndi benim indimde. Benim indimde bu illet değildir. Deve sahibi olsun. Bakarsan orada necisi olsa kılarsın. Necis varsa kılmasın yani. Câen nehi. Nehi bu husustan dolayı gelmedi diyor. Velakin min qibeli ennelibil. Şu taraftan geldi ki Resulullah Efendimiz şunun için nehyetti ki develer yuhâfu korkulur. Yusubuha onların hücumu. Hücumundan korkulur. İnsanı hücum etmesinden korkulur. Feya'tibu O deve helak eder. Men yulaqiha kendisinin mülaku olanı hine izin o semirdiği vakitte semirdi derler deve. Develer de bazen semirir insana hüküm eder ki o bir hal oluyor o devede bazı zamanlarda bir nevi hastalık gibi. Kim rast gelirse onu helak eder. Evet. Ela terahu sen görmez misin ki? Kâle, Peygamber Efendimiz buyurdu ki فَاِنَّهَا جِنْنُ Develer cindirler. مِنْ جِنْنِنْ Cinniden hulukat halk olundu. Develer cindirler ve cinden halk olundu. İşte Peygamber Efendimiz bunu dedi ki işte o semirmeleri de ondan olur. O en çok ne vakitler olur? Yani kışın o, soğukta olur. O iki türlüdür o. Onun hayalarını çıkarırlar. Diş yaparlar. Onlardan zarar gelmez. Mahsus böyle güreştirme veya beslemek için şey yaparlar. Onlar hayalarını dokunmadan kışın zaten oldu. En kızgın zamanlardı onlar. Evet. O vakitte kim gelse öldürür. Kim gelse öldürür. İşte bunun için Peygamber Efendimiz nehyetti ki belki bu develerden birisi semirdi o vakit zaman öldürür. Şimdi kafilelerle gelirken birisi anlattı. Diyor ki biz kafileyle hacca geliyoruz. Bir deve başı boş semirmiş geliyor. Boğaz böyle bir şey. Belli. Diyor o kafileden bir deveyi İhtiyar bir deveyi bıraktılar, zayıf bir deve. O gitti, o önümüze çıkmış, o semirmiş devenin boyundan tuttu, bir yerini ısırdı. Isırdığı gibi o akıllandı diyor. O deve akıllandı. Deve, deveyi tedavi ediyor. Subhanallah. Evet, şimdi Yahya bin Adem diyor ki, Peygamber Efendimiz'in nehyetti ki bundandır. Bu develerden olur ki birisi semirmiş olur, onun için gelir orada namaz kılarken adamı mehveder. O var. Sonra bir de deveyi duymuş olursa o deve gözler. Onun yattığı zaman gelir çöker üzerine öldürür. Bu intikam alır. Onun için o deveyi gündüzden köte geçirmiş adam gece yatağını yapar. Kendisini uyur gösterir. O deveyi gaflete sayar. Gizlice kalkar başka yerde gider yatar. O kendi yatak yerine de yastık bir şey koyar.
Biraz sonra bir de bakarsan deve kalkar gelir onun üzerine çöker. Ezecek. Ezecek. Böyle ezilen altında yastığı bul. Eğer adamı bulsa adamı ezer. Bu da olur. Yani develerden korkulur. Bunlar cinden halk edilmiş cinlilerdir. Onun için bunlara itimat edip de gidip işlerinde namaz kılmayı. Bu tefsirde kimin? Yahya bin Adem'in tefsiri. وفي حديث رافع بن خديج رافع بن خديج حديثin doğrucudur. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den ki ennehu kâle buyurdular. İnne lehâzil ibili. Bu develer için orucudur. Evâbide vehşetler orucudur. Saldırmalar orucudur. Kaçmalar. Ke evâbidil vehşi. Vehşilerin olduğu gibi vehşi bir hayvan. Munis olur mu? Olmaz. Bir fırsat buldu mu insana tasallut eder. Bu develerde de bu vardır. Ve hâzâ bu فَغَيْرُ مُخَوَّفٍ فَغَيْرُ مَخُوفٍ böyle doğru. فَغَيْرُ مَخُوفٍ korkulur bir şey değildir. مِنَ الْغَنَمِ koyundan davardır. Davarda bu olmaz. Davar bir koyun bir geçi sene kısa sene ne yapacak? Seni öldürecek mi? Yok. Davarda bu yok. Halim selim bir hayvan. فَاُمِرَ اَمْرُلُنْدِ Resulullah Efendimiz tarafından yahut فَاَمَرَ Resulullah Efendimiz emretti. İctinab-ı salati namazdan iştinab etmek fi me'atimil ibil deve yataklarında namaz kılmaktan Peygamber Efendimiz iştinab edin diye emrettiği sebebi bu. Havfe zalik bu korkudan min fi'liha onun fi'alinden o develerin fi'alinden korku için Resulullah Efendimiz iştinab edin dedi. La li'enneha şunun için değil ki bu develer için orucudur, necaseten, necaset orucudur. Öyle necaset ki, leyselil ganemi, ganem için olmadı, misla onun gibi necaset olmadı. Yani develerin pislikleri, böğülleri necistir de, davarlarınki değildir, bunun için değil. Bu saldırganlık, insana eziyeti dolayısıyla, Peygamber Efendimiz nehyetti. Evet. Yoksa bu develerin ki necistir, onun için nehyedildi de zülbihatis salatu namaz mübah bunun gülündi. Fî merâbitil ghanem. Evet, davarların ahırlarında namaz. لَاَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهَا Çünkü davarlardan korkulmaz. مَا يُخَافُ مِنْهَا Develerden korkulduğu gibi koyunlardan korkulmaz. حَدَّسَنِي خَلَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ شُجَاعِ الثَّلْجِي عَنْ يَحْيَ بْنْ آدَمْ بِالْتَفْسِيرَيْنِ جَمِيعًا diyor ki Hallad ibn-i Muhammed ibn-i Şüca'ın Sebzi'den o da Yahya ibn-i Adem'den bu iki tefsiri rivayet edilir. Yani develerin yatak yerlerinde namaz kılmamanın iki illet var. Birisi onların eshabi oralarda büyük küçük abdestlerini yapar, necis olur. İkincisi de develerin insanlara saldırısından korkulur. Bu iki illetten dolayı Peygamber Efendimiz nehyetti orada namaz kılmadı. Haddesena Fehdun kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Muaviyyet ibn Salih enne iyâden kâle İyâd dedi ki innemâ neha Resulullah Efendimiz nehyetti anis salâti fî a'tânil ibil deve yataklarındaki namazdan leenner racüle insan yestetiru İstitar eder, setre avret eder. Biha develer vasıtasıyla liyak diye hacetehu büyük abdestini yapmak için, küçük abdestini yapmak için. Bir adam abdest yapacağı vakitte keşfe avret olur. Onun için ya bir taş, ya bir çukur yer, ya bir ağaç şeysi dalda sarır. Deve oldu mu? Deveden iyi dalda mı olacak? Devenin daldasını geçer, büyük küçük abdestini yapar. Evet. فَهَذَا التَّفْسِيرُ işte bu tefsir muvafıkun, muvafıktır لِتَفْسِيرُ شُرَيْكِ Şüreyk'in tefsirine. Yukarıda birincide Şüreyk ne dedi? Şüreyk ibn Abdullah. Deve sahipleri oraları pislerler de necis olur onun için oralarda namaz kılmayın diye buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu ikinci rivayet kimden geldi? İyad'dan geldi. İyad'ın tefsiriyle Şüreyk'in tefsiri birbirine muvafık geldi. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله النافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ذن روايته للامام نافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيرفنس كان يصلي نماز قرار في الى بعيره دبسنا طرف
deve kıbla tarafında ona doğru namaz kılardı. Eğer devenin olduğu yerde namaz kılınmasa Peygamber Efendimiz de namaz kılmazdı. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير العبد قال أخبرنا إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهابي قال المقدام الرهابي dedi ki جلس عبادة بن الصامت أصحاب كرمدان هزلة عبادة oturdu ve أبو الدرداء والحارث بن معاوية أبو الدرداء والحارث üçü oturdular. Sahabelerden 3 saat bir yerde oturuyordular. Fakale Ebu Derda, Hazreti Ebu Derda buyurdular ki Eyyüküm yehfazu, hanginiz hatırlıyor hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin hadisini hine salla bina, bize namaz kıldırdığı vakıtta neye taraf? İlâ be'irin minel ma'nem, ganimetten deve almıştık da o deveye karşı bize namaz kıldırdı. Hanginiz bunu hatırlıyor diye sordu. Fakale Übade, Hazreti Übade İbn-i Samit buyurdu ki ene, ben hatırlıyorum. Fakale Hazreti Ebu Derda dedi ki fehaddis, konuş, söyle. Fakale Hazreti Übade dedi ki sallâ bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı. İlâ be'irin, bir deveye taraf, o devede neden? Minel nânemi, ganimetten. Düşmandan almışlar da teksim olmamış hala. Ona nânem derler, ganimet. O deveye doğru namaz kıldırdı. Sümme medde yedehu, sonra elini deveye doğru Resulullah Efendimiz uzattı. Fe ahaza, aldı garadeten minel be'ir, deveden bir parça yun aldı. Bir kıta. Garade. Orada bir şey var. Garadenin tefsirine dörde bakın. Ey fit'atun mimma yensellu minhu. Ondan ayrılan bir kıta. Yunda. Ve huve ne yazmış orada? Mübarek. Bu imla şeyler o kadar yanlış yazarlar ki. Ve huve erde'u ma yekul. Erde'u, o hemzeyi bak ayırmış oradan. Ra'dan sonra da bir elif koymuş. İkisi de yanlış. Ra'dan sonra değil, erade değil. Erde'u. O ra'yla dalın arasındaki elif ziyade. Ondan sonra o imma var ya, o imma değil. O hemzeyi dalın önüne alın. Erde'u. Ma, erde'u ma. Mübarek. O kadar dün uğraştım ki bunun nasıl bir ibareyi rapt edemedim. Bir de baktım. Yanlış şeyde, kitapta. Erde'u ma yekun. Yani karade, yunun en kötüsü. Bir deveden yahut da bir şeyden alınan yunun en kötüsüne karade derler. Peygamber Efendimiz de o devenin en kötü yerlerin, yani kırlarının iyi kısmı var, kırlarının bir de kötü kısmı var. Kötü kısmından bir kıta aldı. Karade dedi ki bu. Erde umâ yekûnü minel veberi ve suf. Ve mâ tamâ'ate minhâ minel ba'ir. Ey min eyyi cembeyhe ve esnâmihî. Evet. Hulâse Peygamber Efendimiz elini uzattı. O devenin bir şeye yaramayan tuylarından bir kıta aldı. Tavsiye ettiniz mi? Erde umâ yekûnü. Evet. Namazı kıldıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o garadeyi aldı. Fekale, buyurdu ki مَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِسْلُ هَذِهِ اِلَّا الْقُمُسْ. مَا يَحِلُّ, helal olmaz. لِي بَنَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ, sizin ganimetlerinizden bana helal olmaz. مِسْلُ هَذِهِ, işte bu en kötü bir yundan bir parça aldım ya, Bu da bana helal olmaz sizin almış olduğunuz ganimetten. İllel humus. İlla humus. Beşte bir. O beşte bir alıran, beşte birden fazla işte an bu kadar yun almak bile bana helal değildir buyurdu. Ve huve, o almış olduğum humus da merdudu fikum, gene size raci oluyor, reddolunuyor. O beşte birini alıyorum, onu da gene size reddediyorum. Yani gene hayra, hayratı oraya buraya sat ediyorum. Evet. Peki şimdi bu iki hadiste ne var, ne olucudu? Bunlardan bir hüküm çıktı. Fefi hazeynil hadisin, bu iki hadisi şerifte olucudur. İbahatü salah, namazın mübah olması ile da'iri, deveye karşı. Deveyi çökertmişler, yatıyor. Devenin gerisinde de
namaz kılmışlar, deve kıbla tarafında. Devenin kendisi olduğu yerde namaz kılınmasa Resulullah Efendimiz o namazı kılmasın. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennes salate namaz bilel ba'ir, deveye taraf şahidetin caizdir. Ve ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lem yenhe nehyetmedi anis salati, namazdan fiatanil ibili, develerin yataklarındaki yerden namazdan men etmedi. Le ennehu la yecudur. Çünkü caiz olmaz. Es-salatu namaz ve hizaiha, devenin hizasında namaz caiz olmaz da bunun için nehyetmedi. Eğer devenin hizasında namaz olmasa kendisi de kılmazdı. Demek ki kerahat başka taraftan geldi. Devenin kendisinde değil kerahat. Kerahat yukarıda okuduğumuz gibi ya necasetten yahut da develerin kalkıp da insanları hücum edip ödemesin. Ve ihtemeli ihtimal vurduken tekün olal kerahatü kerahat li'illeti ma şulbil illeti, çünkü yekun olur minel ibili, develerden. Develerden vaku olan bir illet için namaz kılmak mekruhtur. Evet, nerede? Fî me'atiniha, develerin ağırlarında namaz kılmak, develerin kendilerinden gelmiyor, başka bir illetten dolayı oluyor. O da neden? Min ervasiha ve ebvaliha, onların büyük şeylerinden, abdestlerinden, küçük abdestlerinden dolayı değil de başka bir illet. Yani davarın şeysi, tersi temiz de deveninki necis, bu manada değil. Terbi yok. O neyse o da o. Yalnız başka bir illet. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ, biz buna nazar eyledik. فَرَئِيْنَا gördük. Neyi? مَرَابِتَ الْغَنَمْ, davarların ağırlarını gördük ki küllün, her iki taraf, öteki birinci mezhebe sahip olanlar ve ikinci mezhebe sahip olanlar hepsi kat esma'a icma ile diler ala cevaz-ı salati, namazın caiz olmasında olmasına fiha, davarların ağırlarında, yatak yerlerinde namaza icma ile diler ki caiz. Her iki taraf da bunda icma etti, bunda ihtilaf yok. Ve bizalik, bununla da caatir rivayet, rivayetler geldi. Elleti öyle rivayetler ki arreynâhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Binaenaleyh davarların ağırlarında namaz kılmakta ihtilaf yok. İttifak var. Peki develerde ihtilaf var. Bu neden oldu? Bunu aradık diyor. Ve kâne oldu. Hükmü mâ yekûnü minel ibili, develerden olan hüküm. Fî âtâniha, onların ağırlarında, min ebvâliha, bevüllerinden ve gayr-i zâlik, yakutluk, büyük abdestlerinden, tezeklerinden olan hüküm oldu. Ne hüküm oldu? Hükme mâ, o bir hüküm oldu ki yekûnü minel ghanem, davardan olan hüküm oldu. Fî merâbitâ, ağırlarında, min ebvâliha ve gayr-i zâlik, büyük, küçük abdestlerinden, terslerinden. Hüküm bir. Yani davarların ağırlarında olan gıgı, bevül neyse, develerinki de o. İlla koyunlarınki temizdir, develerinki necistir, böyle bir hüküm yok. Ne onlar da buna sahip olmuyorlar, öteki birinci kavme sahip olmuyorlar. Demek ki illet bu değil. La ferge beyne şeyin min zalik, bunların arasında bir fark yok. Fi necasetin ve la taharetin, birisi necistir, birisi tahirdir, böyle bir ihtilaf yok. Le enne men, bir kimse ki ceale kıldı ebvâbel ghanemi tahireten, koyunların, bevüllerin temiz kılan bir adam kıldı. Ceale buvaleli bil, develerin, bevüllerin de kıldı. Kezalik temiz kıldı. Ve men ceale buvaleli bili neciseten, yok, develerin, bevüllerin necis kılan adam kıldı. Ceale buvalel ganemi, koyunların, bevüllerin de kıldı. Kezalik böylece necis kıldı. Bu ayrı bir mesele. Develerin ve koyunların bevülleri necis midir, değil midir? Bir kısmı necistir dedi, bir kısmı bevül dedi. Fakat koyunun bevülü temiz diyen devenin bevülüne de temiz dedi. Koyunun bevülüne necis diyen devenin bevülüne de necis dedi. Aralarını fark ettirmedi. Neden namaz hususunda siz fark ettiriyorsunuz? Demek ki illet devede, koyunda değil. Başka bir illet arayacağız. فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاتُ, vaktaki namaz oldu. قَدْ اُبِيحَتْ فِي مَرَابِسِ الْغَنَمِ, koyunların ağırlarında, davarların ağırlarında mübah kılındı. Fil hadisi lezi şul bir hadiste ki
nühiye fihi ve hadiste nehyedildi. Anis salati fi atanidi. Develerin ağırlarındaki namazdan nehyedildi. Davarlarınkinden mübah kılındı. Sebete sabit oldu ki ennen nehye nehi en zalik develerin ağırlarındaki namazdan nehi leyse li illetin necase. Necaset illetinden olmadı. Leyse li illeti necaseti ma yekunu minha. Bu alifram da fazla orada. Neyse bi illeti necaseti ma şöyle bir şey necasetin illeti için olmadı ki yekunu minha o develerden olur. O da fazla. Evet. Yani develerin de necaset geliyor da koyunlardan gelmiyor. Bunun için değil nehy. Öyleyse ne yapacağız? Başka bir illet arayacağız. İzkâne oldu. Ma'ul bir şey ki yekûne minel ganem. Davardan olan şey oldu. Hükmuhu onun hükmü. Misle zâlik onun gibi oldu. Kimde? Devede. Devedeki illet neyse koyundaki illet de odur. Ve lakinnel illetelleti lakin şu bir illet ki leha o illet için kâne nehyü nehyü oldu. Huve yani devede nehyü oldu. Huve o hüküm ma ol bir şeydir ki kâle şürikün şürik buyurdu. Ev ma kâle Yahya ibn Adem yahut Yahya ibn Adem dedi. Öyleyse illet şürik ibn Abdullah'ın dediği gibi oldu. Yahut da Yahya ibn Adem'in dediği gibi oldu. Şürik ibn Abdullah ne demişti? İllet neydi? Deve sahipleri oralarda 100 numara yapar. Pislerler de ondan dolayı necis olur. Böyle dedi. Yahya ibn Adem de dedi ki hayır. Pislikten dolayı değil de develer bazen onlar hasta olur, asabileşir, semirirler. Oradaki adamlara kim rast gelirse hücum eder, vurur, öldürür. Yani tehlike korkar bundan. Fe imkâne eğer olursa oradaki nehi limâ kâle şürikün şürikin dediği için olursa yani necis olduğundan dolayı namaz kılmayın diye buyurulursa fe innes salâte namaz mekruhetün mekruhtur. Heysu yekûnul gâitu vel bevl. Nerede pislik varsa, büyük küçük abdest varsa orada namaz mekruhtur. Kâne atanen ev gayrehu. İster deve ağır olsun ister olmasın. Nerede olursa olsun. Mekruhtur. Deveye mahsus değil. Ve in kâne kerahat olursa lima kâle Yahya ibn Adem. Yahya ibn Adem'in dediği gibi deve semirir de insana hücum eder. Bunun için de iyi olursa فَاِنَّ الصَّلَاةَ نَمَزْ مَكْرُهَةٌ مَكْرُهُ حَيْسُ يُخَافُ bir yerde ki korkulur alen nüfusi insanın nefsine bir tehlike gelecek. كَانَ عَتَنَنَا وَغَيْرَهُ ister deve ağır olsun ister başka bir yer olsun. Sen bir yerde namaz kılıyorsun, biliyorsun ki burada ben namaz kıldığım vakitte bir kurt beni hücum eder yer. Yahut da başka bir hayvan bana bir eziyet eder. Halbuki orası deve ağır değil. Demek ki bir adam kendi nefsine biliyor ki bir zarar gelecek, bir korku olur, sonradan namaz kılmak mekruhtur. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ işte bu babın veçhi yolu budur. مِنْ تَرِيقِ تَصْحِيْهِ مَعَانِ الْآسَاتِ eserlerin, hadislerin manalarını tesehte yol budur. Rivayet yoluyla işte iki tarafın delillerini de getirdi. Fakat birinci mezhebin delillerini ne yaptı? Başka bir manaya hamletti. İkinciye bağladı ki deve ağılında namaz kılmak caizdir fakat mekruhtur devenin ona tasallutünden yahut da oraların necis olmasından dolayı. Ve emmâ hükmü zâlik min tarîkin nezâr. Fakat kıyas tarîkiyle bunun hükmü nedir? Fe innâ ra'ynâhum. Biz ulemayı gördük ki la yehtelifûne ihtilaf etmiyorlar fî merâbitil ghanem. Davar ağırlarında ihtilaf etmiyorlar. Namaz caizdir diyorlar. Ve enne salate namaz fiha davar ağırlarında caiz etin caizdir. Ve innema ihtelafu ulema ihtilaf eylediler fi atanil ibil deve yataklarında, deve ağırlarında. Fakat re'ina biz gördük. Hükme luhmanil ibili develerin etinin hükmünü gördük ki hükmü luhmanil ghanem koyunların etinin hükmü gibidir. Deve etin neyse koyun eti de odur. Nerede? Fî tahareta temiz olmada. Deveyi boğuzlar seti yenilir.
koyun keçiyi boğdu, sonra da et yenilir. İkisinin hükmü bir, birisinin eti temiz, birisinin eti mırdar mı? Yok. İkisi de temiz. Varayına biz gördük, hükmü ebvaliha, ki hükmü ebvaliha. Koyunların bevülleri nasılsa, develerin bevülleri de öyle. Orada bile manifestatı var ya. Bir kısmı demiş, koyunun et bevli temizdir. Böyle diyen adama göre devenin bevli de temizdir. Bir kısmı da demiş, hayır, koyunun, davarın bevli necistir. O adama göre devenin bevli de necistir. İhtilaf yok yani, hükümleri bir. Evet. Fî târetiha necâsetâ, temiz yahut da necis olmasında ihtilaf yok. İkisi bir, deve neyse koyundu. فَكَانَ يَجِعُ فِي النَّزَرَيْلَ Yine kıyasla gelir ki اَنْ يَكُونَ اُلَا حُكْمُ السَّلَاتِ namazın hükmü ola فِي مَوْدَيَ الْاِبِلِ develerin bulunduğu bir yerde namazın hükmü ola كَهُوَ فِي مَوْدَيَ الْغَنَمْ Ghanem, davarların mevzii gibi ola قِيَاسًا وَنَزَرًا عَلَى مَا زَكَرْنَا Bizim bu zikrettiğimiz şeye kıyasen orada da namaz öyle ola. Madem etleri bir, bevilleri bir, öyleyse namazla aynen, bu da bir olması lazım. Bu da kıyas. Ve hâde işte bu kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimehumullah. Bu üç imamın kavli de budur. Farkı yok. Davarların ağalında namaz caiz olduğu gibi develerin ağalında da caizdir. Ve kad haddesena Yezid ibn-i Sinan. Kale haddesena İbn Ebi Meryem. Kale haddesena Leys ibn Sa'd. قال هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى ليس بن سعد يذكر فيها. Bu diyor ki Leys ibn Sa'd Mısır'da meşhur mezhep sahibiydi, müştehidi nizamdan idi. Onun mezhebi Mısır'da ve etrafta intişar etti. İmam-ı Malik'in zamanındaydı ve İmam-ı Malik'ten daha ziyade alim idi. Fakat sonra İmam-ı Şafii oraya gidince, İmam-ı Şafii'nin mezhebi intişar edince Leys ibn Sa'd'ın mezhebi öldü. Leys büyük ulemadan diyor ki bu bir risaledir ki diyor Abdullah ibn Nafi Leys ibn Sa'de o risaleyi göndermiş, o risalede yazmış. Ne yazmış? Emma ma zekerte min ma'atini dedi. Leys ibn Sa'de diyor ki Abdullah ibn Nafi emma ma ol bir şey ki zekerte sen zikrettin min ma'atini gibi develerin akıllarından fakat belagana bize erişti ki enne zalik bu yukrah mekruh olur. Mekruhtur deve ağıllarında namaz kılmak. Vekat kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Leys ibn Sa'd demiş ki deve ağıllarında namaz kılmak mekruhtur. Sen bunu böyle demişsin diyor. Abdullah ibn Nafi ona reddediyor ki sen böyle demişsin ama vekat kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Resul-i Ekrem Efendimiz oldu yusalli namaz kılardı. Ala rahileti devesinin üzerinde namaz kılardı. Eğer deve namaza mani olsa devenin üzerinde namaz kılmasın. Vakat kâne ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Ömer oldu. Ve men edrekna, yani şöyle bir kimseler oldu ki biz onları idrak ettik, idrak eyledik, ulaştık. Min hıyâri ehli ardına, bizim yerimizin ahalisinin hayırlilerinden, yani Hicaz'ı. Ya yu'aridu, ariz olurdu. Ahaduhum nâkatehu arz ederdi. Ahadun onlardan birisi nâkatehu devesini beynehu ve beynel kıble. Kendiyle kıblasının arasında kurdu. Araya kur, orada gerisinde namaz kılardı. Deve kıble ile kendi arasında olurdu.